kadına şiddetin magazine mevzu olunca daha çok dikkatimizi çektiği yerde işte bir sanatçımızın şiddete maruz kalması biraz daha popüler hale getirdiği için konuştuk. Ben henüz yeni kurulmuş bir parti ama izzetinin, iffetinin üstünde. Sayın Ağıralioğlu, toparlayın, devam edin. Mukaddesatçılığım adına konuşuyorum. Peygamber Efendimizin hanımına iftira atıldı, ayetlerle uyarılmış bir ümmet olmanın sorumluluğuyla konuşuyorum. Ümmetine veda ederken hanımlarınız size emanettir diyen bir peygamber nasihatı hissesine düşmüş adam olarak konuşuyorum. 28 Şubat sürecinde rahmetli Hasan Celal Güzel, Muhsin Yazıcıoğlu, Tansu Hanım ve Meral Hanım'dan başka kimse yokken o zaman onlara duyduğum vefa adına konuşuyorum. Efendim bizim mahallenin, mukaddesatçıların, mukaddesatçılığımızın kavga ederken bir marjı olması gerektiğine dair hissiyatımla konuşuyorum. En son grup başkan vekili sıfatımla konuşuyorum. Siyaseten rakip olabilir size. Siyaseten siyasi muarızınız olabilir. Ama bir hanımefendinin izzetine, iffetine, namusuna, bu bir anne, bu bir eş, bu bir gelin, bu bir teyze, bu bir hala, üstünde bu kadar galiz cümlelerle hakaret alanı açılmışken bir tane partisinden bağımsız ızdırabı olan samimi bir ses duyamadık. Kendileri siyasete engellenerek çıkmış bir siyasi kadrosunuz siz, hükümet. Tayyip Bey münhasıran, önüne her türlü engel iftirayla konularak, iftiralar atılarak engellenmiş bir insan. Toparlayalım. Ben rakiplerime siyasi mücadelede istediğimi yaparım ama ben asla bunlara iffetlerine, izzetlerine musallat olmanıza müsaade edemem diyememiştir. Bizim 28 Şubat sürecinde yazılarını iftiharla okuduğumuz adamların, münevverlerimizin güya, gazetecilerimizin Engin Ardıç olma temayülü zirve yaptı. Gazetecilerimizin hepsini vicdanı karardı. Bizim 28 Şubat'ta böyle medarı iftiharımız olan bir sürü kalem kelam sahibi adam, kalemlerinin namusuna sahip çıkamadılar. İçlerindeki Engin Ardıç dışarı çıktı. Dolayısıyla arkadaşlar ben hissesine, İzzetine, iffetine musallat olmuş. Yani bir manevi şiddete maruz kalmış bir genel başkana, bir hanımefendiye ya da onun çiğnenmiş hakkına hukkuna cümle kurmuş olayım ki aslında kadına şiddeti konuşurken neleri de konuşmamız lazım. İsmail Kahraman Bey, bitiriyorum başkanım. İsmail Kahraman Bey bütün mukaddesatçıların ağabey diyebildiği bir siyasi geçmişe sahip adamdır. Yani Türkiye'de ben mukaddesatçılık, milliyetçilik mesuliyeti taşıdım deyip de ona bir vesile, bir sebep ağabey dememiş adam yoktur. İstirham ediyorum. Meral Kılıçdaroğlu ne demektir? Toparlayın. Mesuliyet olan bir adamın zarafetine, izzetine yakışır bir laf mıdır? Dolayısıyla bu işlerin hepsi bizim siyasi asabiyelerimize, nezaketimizi kurban verdiğimize alamettir. Sözlerime nihayet veriyorum başkan. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Genel kurulumuza saygılar. Sağ olun.